Ya hocam daha şeyden beri hayalim de benim. Artık Osman'ın zamanından aynı şeyler. Bu Hüseyin Başan. Çengelci. Hüseyin dediği zaman herkes bilir yani. Bu olaya 40 senede hayal aslında. Ondan sonra aklıma geldi. Bir de burada bir yıkıma da vardı. Kambur yıkıma. Bir türlü bunu uygulayamadım. 2010 şeyden resim bulmakta. Resim bulmakta. Nasıl buluyorsunuz? Resimleri bu Adima Ak Yapak. İlk önce öyle. Manoğlu. Bu da kardeş yurttur bunlar hepsi. De buraya kadar bu sülale. Ben Ömer. Ömer Ömer. İçeride de resim var mı? Bu da kardeş. Oğlu bu. Bayanlar falan geldiler dediler böyle böyle. Ne iş yapıyorsun? Ben emekliyim. İşte arkadaşa yardım ederim. Hani o boyalıktan berberlik yapıyorum gene. Kuaför. He, kuaför yani. Kaç yıllık köy burası? İsmet'in köyü mü? Evet. Vallahi 1918-20'lerde geldiler herhalde buraya. O zaman da bizim... Nereden gelmişler? Buradan şimdi Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya. Evet. Biz kendimiz Yugoslavya'da geldik, Priştina'dan. Evet. Burada da ikamet etmekteyiz. Göçmen köyü yani burası. Evet, göçmen köyü burada. Mubadele yani, göçmen köyü toplama yani. Daha önceden Rumlar vardı burada. Öyle mi? Tabii Rumlar buradan gitti. Atatürk o zaman Cumhuriyet kurulduğunda hepsini burayı dağıtmış yani. Mubadele macileri yani. Bu resmin ismi şimdi... Sergi yani. Biz pano deriz, kimileri sergi der. Ya o zaman kahvede ben berberlik yapardım. Evet. Baktım o öldü, bu öldü. Bir yaşlı İbrahim amca vardı. Evet. O rahmetin resmini koydular. O resmi orada görünce ben de bir duygulandım. Ondan sonra baktım gittim bir de Seçköy'e gittim ben öyle gezmeye. Bir askerlik vardı. Gittim oraya, orada da baktım duvarlarda resimler asılı. Ama böyle değil tabii. Er gelen asmış. Oradan benim aklıma geldi, işte 40 senelik hayalim gerçek oldu. Resim toplamada. Bulamazsın. Sana söylerim, ondan bulurum, ondan bulurum. Öyle öyle hepsini temin ettim. Kaç tane resim var burada? Vallahi 300, temin arkadaşı saymıştım 356 ama 358 ben bilirim burada. 358. Yani burada köyün kuruluş aşamasından bu zamana kadar ölenlerin herkesin resmi var mı? Hepsini daha bulamadıklarım var daha. Bulduklarımı koydum. Bulutlarımı koydum. Ama 356 yani sayılır. Köyün kuruluşundan bu zamana kadar ölenlerin herkese resmi saklıyorsun. Hepsini taşırım. Zaten ben Sayın Başkanı Osman, Mustafa Dündar'a zaten ona gittim, randevu aldım. Kitap yapma niyetim var. Yani bunu bitirdim şimdi, kitap yapacağım. Bunu ne yapacağım şimdi? Resimcide. Ben bunların çektiğim resimleri alırım yani böyle bozuk, ıvırız şey alırım böyle, küçük alırım. Mesela şimdi tabunun resmi ufacıktı. De bunların. Ama ne yaptım? Onu orada gittim, resimci bir arkadaş var. Onu güzelce çektirdim. Güzel rutuşlatırdım. Çektirdim, burayı koydum. Kalan öbür resimleri de yerine iade ettim. Ya duygularını rahatlarlar.
Hiç daha dedesini görmeyen var. Evde resmi yok. Buradan şeyden çıkardım. Muhtarlıktan, kütükten çıkardım. Tapulardan çıkardım. Paşaportlardan. Paşaportları duruyor işte. Mesela dedim mesela şimdi burada Ali abiye söylerim. Mehmet abi de çıkar ismi. Hani herkese yayıldığı için onlar bana buldular. Yani bir resmin arkasından şöyle bir sene koştum. Yani bulamazlar. Resmini ilk defa sizin sayenizde mi görüyorlar? Tabii ilk defa da. Şimdi duyan gelir, vallahi ağlar. Çocuklar olsun, kadınlar olsun ağlarlar yani. Yani şimdi buna... Kitap yapacaksın yani bunları. Bunları kitaba çevireceğim. Hep ölenleri kim bulursam atarım. Bunları ben toplarım. 5-10 tane olduğu zaman hemen götürürüm resimciye. Oraya sıralatırım, koyarım oraya. Sonra o sülaleden soy ismi bitene kadar resimleri toplarım.